Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir ders ile tekrar beraberiz. Bu dersimizde mental reyde kaustik etkisini nasıl oluştururuz? Bu efekti nasıl elde ederiz? Bunu öğreneceğiz. Öncelikle kaustik hakkında bilgisi olmayan arkadaşlar için kısaca kaustik nedir ondan bahsedelim. Kaustik arkadaşlar, ışığın bir camdan ya da suyun içerisinden geçip kırılarak yansıdığı yüzeyde oluşturduğu etkidir. Kırılma etkisidir. Özellikle buna nasıl bir örnek verebiliriz? Yani denizden, yüzme havuzlarında örnek verebiliriz. Onların zeminlerine baktığın zaman suyun üstünde oluşan dalgalanmaların zemine ince ışık hüzmeleri şekilde yansıdığını görürsünüz. Bu suda dalga şeklinde olur. Bir camın içerisinden geçiyorsa daha farklı şekilde olabilir. Ya da şu şekilde yuvarlak bir obje içerisinden ışık geçiyorsa daha farklı bir şekilde kaustik etkisi oluşur. Yani kırılmanın gerçekleştiği nesneye göre oluşacak kaustik etkisi de farklılık gösterir. Ama en çok rastlayacağınız etkiler özellikle yüzme havuzlarında ve denizlerde kuma veya havuzun zeminine yansıyan ışığın kırılmalarıdır. Burada bir tane bu prizma diyelim biz buna. Prizmanın içerisinden geçip kırılan ışığın etkisini burada görüyorsunuz. Ekstradan burada bir kürenin içerisinden geçip de kırılan ışığın etkisini de burada görüyorsunuz. Tam iz düşümünde oluşan ve x ekseninde oluşan kaustik etkisi. Bunda ışığın kırılma yüzeyi daha çok. Bunda tek bir yüzey var. Bunda daha çok yüzey var. Çünkü bunda ışığın kırılabileceği üst tarafta 4 tane, alt tarafta da 4 tane, toplam 8 tane kırılma yüzeyi var. Tabi ışığın fotonların geldiği açı da çok önemli. Işık şu açıdan şöyle gelerek bu objenin içinden geçiyor. Asıl kaustik etkisi burada oluşuyor. Şurada oluşan kaustik etkileri de diğer yüzeylerden yansıyan, oradan geçip kırılan ışıkların oluşturduğu kaustik etkilerdir arkadaşlar. Şimdi biz bunu mental rayda nasıl yaparız? Bunu öğreneceğiz. Öncelikle sahnemizi resetleyelim. Kaydetmiyoruz. Yes. Evet. Boş bir Mac sahnesi açın arkadaşlar. Bir tane plane oluşturalım. Bu plane birazcık büyük bir plane olursa işimize daha çok yarayacak. O sonra klavyenizden G tuşuna basarsanız bu çalışma pencerelerindeki gridleri kapatırsınız. Ha, daha kolay olur. Bir tane shape oluşturuyoruz. Bunu tam yüzeye çıkacak şekilde ve havada duracak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bizi biraz daha büyütelim. Evet. Şimdi özelliklerine geldiğimizde öncelikle 1'e düşürüyor. 4 ve smooth'u kaldırıyoruz arkadaşlar. Demek ki çalışmada gördüğünüz nesne oluştu. Sonrasında hemen yanında bir tane normal bir şekil oluşturuyoruz. Bunun segment sayısını 32 yapacağız. Smooth diyelim. Şöyle yanılırsa birazcık daha bayağı kaldıralım. Okey. Sonrasında arkadaşlar top penceresine geçiyoruz. Şurada şöyle bir hizalayalım. Okey. Daha sonra da ışıklar standart. Bir tane omni buraya yerleştiriyorum.
Bir tane de omni buraya yerleştiriyorum. Buraya yerleştirdiğimiz omniyi seçiyoruz. Sonrasında tipten Instagram Square diyoruz. Bunu birazcık etki alanını yükseltiyoruz arkadaşlar. Bu kadar yapmamız yeterli. Sonra özelliklerinden Generate Caustic diyoruz. Mental Ray sekmesinde Generate Caustic bunu seçiyoruz. Şayet siz üstteki Exclude from Caustic derseniz bu ışığı kaustik hesaplamaların dışında tut demiş olursunuz. O zaman yani herhangi bir kaustik efekti beklemeyin yani. Render'ı boşa almış olursunuz. Aynı işlemi buradaki ışık için de yapıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde Mental Ray sekmesinde da yine Inverse Square seçiyoruz. Etki alanını yükseltiyoruz. Sonra objelerimize gidiyoruz. Objeler de aynı şekilde bu işlemleri yapıyoruz. Sonra şu iki ışığı yukarı taşıyacağız. Ama yukarı taşımayalım. Işığı yukarı taşımayı unutursanız karşılaşacağınız hatayı görmüş olursunuz. En azından o hatanın da neyden kaynaklandığını da öğrenmiş olursunuz. Şimdi Semine bu griye atayalım. Sonrasında Task Water diyelim. Buna da gelelim. Solid Glass diyelim. Şimdi su kaplamasını bunu da atalım. Solid Glass'a da bunu atalım. Basit bir render alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hiçbir etki yok. Sonra render setup'a geliyoruz. Bu şimdilik medium'a kadar çekmemiz yeterli. Evet, en can alıcı nokta arkadaşlar burası. Burada yapacağımız ayarlar. Öncelikle ilk olarak buradan Caustic'i aktif ediyoruz. Sonrasında buradaki volumes değerini 10'a düşürüyoruz. Average Caustic foton sayısı şu anda burada 20.000'de. Biz buna bir sıfır daha ekliyoruz. Decay. Bunu da yani Caustic'in şurada oluşturduğumuz zemin üzerindeki yayılma etkisi. Bir nevi hani sizin anlayacağınız illa söyleyeyim. Kalitesi diyebiliriz. Şimdi buradaki iki değerinde biz bir render alacağız sonucu görmeniz için. Şey yapacağım. Biz bunu da %100'de bırakalım. Buna tekrar 20.000'e çekelim. Evet, 20.000 oldu. Şimdi render dediğimizde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yok. Ancak çok çok dikkatli bakarsanız belki bir şeyler görürsünüz. Şimdi yine o iki ışığımız seçili. Böyle kaldırdık. Hafif daha kaldıralım. Sadece şu ışığımızı biraz daha yükseğe kaldıracağız. Okey. Onu birazcık şöyle çekersek olur. Evet. Şimdi tekrar bir render alalım. Nasıl bir sonuç çıkacak hep beraber görelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere herhangi bir kaustik etkisi bulunmuyor. Tekrar render penceremize geliyoruz. Bir sıfır ekliyoruz. Foton sayısını ona düşürüyoruz. Buradan geometri properties'ten al object generate. Yani tüm sahnede yer alan tüm nesneleri G ve Caustic hesaplamasına dahil et diyoruz. Buradaki decay değerini 1,4 yapalım. Tekrar render diyelim arkadaşlar.
Şimdi ayarlarda birazcık yükseltme yaptığımız için bu render süremizin uzamasına sebep oldu. Ama bu hani V-Ray'deki kaustik hesaplamasından daha kısa. Hani buradaki ayarlar şu an medium'da. Biz V-Ray'de kaustik hesaplamasını medium seviyesinde yapsak mental R'ye göre daha uzun bir hesaplama yapacak. Hani bunu V-Ray'in eksi yönü olarak söylemiyorum. Sonuçta mental R'in bu kaustik hesaplamada standart ayarlarda daha hızlı işlem yaptığını söylüyorum. Tabii bu sizin makinenizin performansına göre değişebilir ama genel itibariyle mental R daha hızlı. Yani sonuç olarak kaustik etkisine hangisi daha iyi sonuç veriyor derseniz ikisi arasında öyle gözle görülür şekilde bir kalite farkı yok. Evet, ikisi de gayet başarılı kaustik sonuçları elde ettiriyor. Evet arkadaşlar. Bu oluşan kaustik etkisini görüyorsunuz. Tekrar render setup giriyoruz. Şimdi buradaki oluşan kaliteyi piksel sayınızı yükselterek buradaki samples per piksel minimum ve maksimum ayarlarıyla oynayarak daha da iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Ayrıca buradaki decay değerini daha da aşağıya çektikçe oluşacak kaustik etkileri daha keskin olacaktır. Yükselttiğinizde ise kaustik etkisi daha geniş bir alana yayılacak ve tek parça olarak gözükecektir. Mental Ray'de yani kaustik etkisini oluşturmak o kadar kolay. Dersimiz bu kadardı. Hepinize kolay gelsin.